20 tane çantayla otogarda koşturuyor ve otobüsünüzü arıyorsunuz. Bu otobüsü kaçırmayı göze alamazsınız. Çünkü bir sonraki seneye kalkacak. Sonunda doğru otobüsü buluyorsunuz ve önümüzdeki 70 gün boyunca 18 ülkeye birlikte seyahat edeceğiniz diğer 19 yolcuyla tanışıyorsunuz. Oh, peki bu otobüste tuvalet var mı acaba? Bu yeni lüks otobüs, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Birleşik Krallık'taki Londra'ya olan 20 bin kilometrelik yolculuğuna 2021 yılında çıkacak. Bu, bir Hint tur şirketi tarafından Asya ve Avrupa'da 4 ayağa bölünmüş bir indi bindi yolculuğu olacak. Yolculuğun her ayağı 12 ila 22 gün civarında sürecek ve bu yolculuklar ayrı ayrı rezerve edilebilecek. Yolcular Güneydoğu Asya'nın turistik bölgelerini, Çin Seddi'ni, Orta Asya'daki İpek Yolu'nu, Gobi Çölü'nü ve Avrupa'nın en büyük şehirlerini ziyaret edecekler. Rehberli turlar, yemekler ve otel konaklamaları 20 bin dolarlık seyahat ücretine dahil olacak. Yolculuk için sadece 20 adet bilet satışa çıkacak. Ancak katılamayacak olursanız endişelenmeyin. Çünkü otobüs Londra'ya vardıktan sonra aynı rotayı takip ederek Yeni Delhi'ye dönecek. Şahsen otobüsün Manş Tüneli'nden geçmesini görmek istiyorum. Avrupa'dan Asya'ya otobüs seferleri 20. yüzyılın ortalarında çok yaygındı. Avustralyalı iş insanı Andy Stewart, 1968 yılında dünyanın en uzun güzergahını izleyen bir tur şirketi kurdu. Lüks bir çift katlı yolcu otobüsü, Avustralya, İngiltere ve Hindistan'ı birbirine bağlayan bir rotayı takip ederek 3 kıtayı geziyordu. Albert'la kaplı otobüs, 10 Ekim 1968 tarihinde Avustralya'nın Sydney kentindeki Martin Place'ten ilk yolculuğuna çıktı. Şirketin kurucusu da dahil olmak üzere otobüste 14 tane yolcu vardı. Lüks otobüste ayrı bir yemek salonu, bir gözlem güvertesi, tek kişilik yataklar, ısıtma sistemi ve müzik sistemi vardı. Ayrıca zemini halıyla kaplıydı. Londra'dan Kalküta'ya yapılan yolculuk günümüzün parasıyla 3000 dolara mal oluyordu. Sydney'den Londra'ya yapılan yolculuksa 2 kat daha pahalıydı. Albert, 132 günlük yolculuktan sonra 17 Şubat 1969 tarihinde Londra'ya ulaştı ve kısa bir süre sonra da dönüş yolculuğuna başladı. 8 yıl boyunca 16 seyahati başarıyla tamamladı, 150 tane sınır geçti ve Londra'da emekliliğe ayrıldı. Dünyanın düzenli olarak uçan ve aktarma yapılmayan en uzun uçuşu Singapur'dan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na yapılan direkt uçuştur. Bu uçuş tam 18 saat 40 dakika sürer ve yaklaşık 15.300 kilometredir. Uçakta ekonomi sınıfı bulunmaz. Ancak 67 tane business sınıfı ve 94 tane de premium ekonomi sınıfı vardır. Dünyanın en kısa normal ticari uçuşu sadece 90 saniye sürer. Yani üzgünüm, bu uçuşta içecek servisi yapılmaz. Bu yolculuk 3 kilometredir ve İskoçya'nın kuzey kıyısında bulunan Westray ile Papa Westray adaları arasında gerçekleşir. Bu hat yaklaşık 50 yıldır kullanılmaktadır ve üstünde düzenli olarak 3 adet pilot çalışır. Bu hat genellikle öğretmenler, öğrenciler, yerliler ve buraya sadece bu uçağa binmek için gelen turistler tarafından kullanılır. Ancak şunu unutmayın, güvenlikten geçmek uçuştan daha uzun sürer. Dünyanın en uzun gemi yolculuğu 245 gün, yani yaklaşık 8 ay sürer. Viking Sun gemisinin yolculuğu Londra'da başlar. Oradan 6 kıtaya ve 111 limana seyahat ederek İngiltere'nin başkentine geri döner. 930 misafiri ağırlayacak yeterli alana sahip olsa da 90 bin dolarlık ücreti olan tüm yolculuğu yapmak isteyen sadece 50 kişi taşıyabilmektedir. Kalan yolcularsa gezinin sadece belirli bölümlerine katılabilmektedir. Almanya'nın Wuppertal şehrinde 13 kilometre uzunluğunda bir asılı tren ağı bulunuyor. Bu ağ toplam 20 istasyona sahip ve trenin son hızı olan saatte 60 kilometre ile bunların hepsinden geçmek toplam 35 dakika sürüyor. Trenin hareket irtifası ise 3 katlı bir binanın yüksekliğinde. 1901 yılından beri çalışmakta olan bu ağ, günde 65 binden fazla yolcuyu trafik sıkışıklığı olmadan taşıyor. Kamboçya'da küçük köyler arasında bir düzine yolcu, canlı hayvan ya da ürün veya diğer malları taşıyan bambu trenlere nori deniyor. Nori, kraliçe boy yatak büyüklüğündeki bir platformdan ve aracın hızının saatte 42 kilometreye çıkmasını sağlayan bir çim biçme makinesi ya da tekne motorundan oluşuyor. İki nori aynı hatta karşılaşırsa daha hafif olan duruyor. Sürücüler ve yolcular noriyi söküyor ve büyük olanın geçmesine izin veriyor. Sonra parçaları bir dakikadan kısa bir süre sonra tekrar bir araya getiriyorlar. Delhi'de bulunan tüm metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerde benzersiz bir sari koruma özelliği var. Bu özellik, kadınların giydiği geleneksel bir giysi olan sarilerin gevşek uçlarının hareketli merdivenlere sıkışmasını önlüyor. Tayland'da direkt pazarın içinden geçen bir tren yolu var. Mayaklong Pazar Demir Yolu hattı 1905 yılından beri kullanılmaktadır.
Tren oldukça yavaş hareket eder ve satıcılar tren gelmeden önce sesini duyar. Bunun üzerine mal dolu sepetlerini, altında durdukları çadırlarını ve şemsiyelerini raylardan çabucak kaldırırlar. Tren buradan günde 8 kez geçer. O kadar yakından geçer ki ona elinizle bile dokunabilirsiniz. Pazarcılar tren gittikten sonra mallarını tekrar raylara yerleştirir. Portekiz, Madeira'daki en popüler turistik yerlerden biri Ponte Tobagan'dır. Bu şey 1850'lerden itibaren yokuş aşağı inen başlıca toplu taşıma aracıydı. İki tahta kızağa bağlı olan sepette yapılan yolculuk 10 dakika sürmektedir. Beyazlar içinde olan, hasır şapkalı ve lastik tabanlı ayakkabı giymiş iki şoförü vardır. Ayakkabılarını hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kızağa yönlendirmek ve durdurmak için kullanırlar. Çoğu uçağın beyaza boyanmasının nedeni serin kalmasını sağlamaktır. Çünkü beyaz, güneş ışığını hem pistte hem de uçuş sırasında en iyi yansıtan renktir. Ayrıca solmaz ve üzerindeki kusurları kolayca görebilirsiniz. Aynı zamanda uçağın hafif olmasını da sağlar. Bu sayede daha az yakıt kullanılır ve uçuş daha ucuz hale gelir. Bunların yanı sıra uçağın üzerinde kolayca yeni bir logo yapıştırılabileceği için satılmaları da daha kolay olur. Japon üretimi olan SC Maglev dünyanın en hızlı trenidir. SC, Superconducting yani süper iletken anlamına gelir. Buradaki conducting kelimesinin tren biletlerini toplayan ve anonslar yapan kondüktörlerle bir alakası yoktur. Tren manyetik kaldırma sayesinde saatte 600 km hızla rayların üzerinde sessizce hareket eder. Mürettebatın bütün kabinleri, koltukları, tuvaletleri ve tuvaletlerin içini tamamen temizlemesi sadece 7 dakika sürer ve bu süreç turistler için adeta bir gösteriye dönüşmüştür. İşlerini gerçekten çok iyi yapıyorlar demek ki. New York'taki metro sisteminin %40'ı yerin üstünde bulunmaktadır. Buradaki tüm metro hatlarını çıkarıp sıralarsanız uzunlukları New York'la Chicago arasındaki mesafe kadar ederdi. New York metrosu aynı zamanda faaliyet gösteren 472 tane istasyonuyla istasyon sayısı bakımından en büyük hızlı taşıma sistemidir. Başta metronun girişindeki yeşil küreler, hem gece hem gündüz açık olan bilet gişeleri istasyonları, sarı küreler yarı zamanlı açık olan bilet gişeli istasyonları ve kırmızı olanlar da her zaman kapalı, bilet gişesiz ve sadece girip çıkmaya yarayan istasyonları gösteriyordu. Günümüzde ise kırmızı küreli girişler geceleri kapalı ve yeşil olanlar 7/24 açıktır. Sarı küreler ise geçmişte kaldı. İstanbul'da bir kablolu tren hattı var. Bu hat 1,6 km uzunluğunda. İstanbul'un ünlü İşlek Caddesi ile deniz seviyesi arasında 60 metre yükseklik farkı olduğundan da bir kota sahip. Kablolu tren hattı 1874 yılında açıldı ve Londra metrosundan sonra dünyanın en eski ikinci metrosudur. O kadar popüler oldu ki yakınlarında başka bir hat daha açıldı. Dünyanın sürekli faaliyet gösteren en uzun treni yaklaşık 200 vagondan oluşur ve 2,5 km uzunluğundadır. Moritanya'daki büyük demir madenini ve bir liman kasabasını birbirine bağlar. Yolculuk trenin ne kadar yüklü olduğuna bağlı olarak 16 ila 20 saat civarında sürer. Demir treni atlayıp geceyi demir cevherlerinin arasında geçirmek hem yerliler hem de turistler için gayet normal bir şey olmuştur. Dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225'tir. Bu uçak uzay gemilerini ve roket güçlendiricilerini taşımak için tasarlanmıştır. Kanat genişliği özgürlük anıtının yüksekliği kadardır ve 6 tane kocaman motoru vardır. Maksimum kalkış ağırlığı 710 ton yani 6 mavi balina kadardır. İzlanda, Malta, Kıbrıs, Butan, Andorra ve Katar demir yolu ağı olmayan ülkelerden sadece birkaçıdır. Bazı ülkelerde demir yolu olmamasının nedeni inşaatının çok pahalıya mal olacak olmasıdır. Diğerlerinde ise kötü hava koşulları ve arabaların çok popüler olması büyük rol oynamaktadır. Dünyanın en kötü trafik sıkışıklığı 2010 yılında Çin Ulusal Otoyolu 110'da meydana geldi. Tam 12 gün sürdü ve her gün sadece 1 kilometre hareket edebilen araçlar yüzünden neredeyse 100 kilometrelik bir alana yayıldı. Binlerce sürücü normal fiyatın 10 katı pahalısına satılan çabuk erişte ve suyla hayatta kalmak zorunda kaldı. Sıkışıklığın nedeni ne miydi? Yeni yolları inşa etmek ve trafiği rahatlatmak için kullanılacak olan inşaat malzemelerini Pekin'e taşıyan ağır kamyonlar. İronik değil mi? Amerika'daki okul otobüsleri sarıdır. Çünkü bu renk anında herkesin dikkatini çeker. Bilim insanları sarı bir nesnenin önünüzde olmasa bile çevresel görüşünüzle kırmızı bir nesneden daha kolay bir şekilde ayırt edilebildiğini fark ettiler. Yani sarı en güvenli seçenekti. Demek ki markete gittiğimde elimin önce muzlara gitmesinin nedeni işte buymuş. 1930'larda bazı uçaklarda üstlü atlı olarak bulunan döşekli, yastıklı ve çarşaflı yataklar
ekstra konfor içinde perdeler vardı. Pencereleri günümüzdeki uçaklardan çok daha büyüktü. Gerçek masalarda Çin porselenleriyle yemek servisi yapılıyordu. Uçak içi eğlence olaraksa şarkıcılar veya müzisyenler canlı performanslar sergiliyorlardı ya da dev bir ekranda filmler gösteriliyordu. Dünyanın en küçük arabası olan PLP-50 1960'larda üretildi. 1,5 adım genişliğinde ve 2 kapılı standart bir buzdolabının 4'te 3'ü uzunluğundaydı. Tek bir farı vardı ve geri gidemiyordu. Aracı geri döndürmenin tek yolu yan tarafında bulunan kolu kullanmaktı. Vay canına, küçük park yerlerine girebilmek için harika bir özellik olsa gerek.